Merhaba, 2022 Aslan Burcu yorumlarıyla karşınızdayız. Aylin'cim hoş geldin. Merhaba Ebru'cum, hoş bulduk. Aslanları neler bekliyor 2022'de? Evet, aslanlar için önemli bir yıl 2022. Yani bütün sabitler için aslan, akrep, kova ve boğalar için unutulmaz bir yıl olacak. Garantili sevgili aslanlar. Şimdi tabii siz 1,5 yıldır zaten bu Satürn kova geçişiyle bu etkiyi hissediyorsunuz aslında. Hani hayatınızda bazı taşlar yerinden oynadı. Şimdi bu yılda buna destek işte bir ay düğümlerimiz var gökyüzünde. Kadersel ay düğümleri. Tutulmalar bu aks üzerinden oluyor. İki ay tutulması, iki güneş tutulması şeklinde oluyor. Ve şöyle düşünün, bunlar oyun kurucular. Yani 2020'deki oyun kurucular boğa akrep aksınız. Ve burada yaşanacak her olay sizi etkileyecek demek oluyor. Şimdi köşe evlerde olan tutulmalar zaten hayatın her yerini etkiler. Yani işte ilişkinizi, evinizi, gündelik hayatınızı. Konu hani birkaç cephede geçecek demek oluyor bu. Tabii şimdi 14 aksı hem işiniz hem eviniz. Yani kariyerde de evde de değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken şeyler var diyor bu gökyüzü size. Şimdi 14 aksında işte bu döngü yaşanırken ki hayat döngülerden ibaret, işte astrolojide döngülerden ibaret. 18 yıllık döngüler var, 9 yıllık döngüler var. 18 yıllık döngüler kadersel, karmik döngüler. Yani burada kaderin de bir eli var demek oluyor. Tamamen hani kendi seçimimiz tabii ki var ama burada kadersel de bir etki söz konusu. 9 yıllık döngülerde de işte ne ektin ne biçeceksin gibi de düşünebilirsiniz bu dönemi. Şimdi 2003-2004, 2013-2014 yıllarını şöyle minik bir hatırlayın. Minicik de olsa hani o döngüleri bir fark edersiniz, yani neler yaşamıştınız, onun bir benzeri olabilir. Ama tabii bu yıl Uranüs de buna dahil. Şimdi Uranüs'ün dahil olduğu konularda da şöyle, öngöremiyoruz. Yani Uranüs böyle birden yapıyor, ani bir şekilde yapıyor, şok edici bir şekilde yapıyor. Konuya bizim bir dahilimiz olamıyor. O yüzden önemli Uranüs'ün de bu yılki durumu. Bunu da dikkate alın lütfen. Zaten Uranüs sizden hani kariyerinizi, statünüzü değiştirmenizi istiyordu. Hani bunu şart koşuyor hatta size. Şimdi bunun yanına bir de Kuzey Ay düğümü geldiğinde diyor ki zaten ben bu statünü değiştirmeni istiyordum. Sen yapamadın mı şimdiye kadar? Ben sana hadi şans da veriyorum, fırsat da getiriyorum, ayağına getiriyorum hatta bunu. Yapacak mısın, yapmayacak mısın mı? Size bu yıl yaşatacaktır. Şöyle iş değiştirme, ülke, şehir değiştirme, kariyer fırsatları, terfiler, işten gelen gelirin artması, bu dönem hepsi mümkün. Şöyle şimdi Kuzey Ay düğümünün olduğu yer, yani boğa eviniz, sizin kariyer eviniz gelecek vaat ediyor. Yani orası gelecek odaklı. Çünkü Kuzey Ay düğümü gelecek demek, Güney Ay düğümü de geçmiş demek. Geçmiş de sizin yaşam alanınız, yani oturduğunuz ev, aileniz, yaşadığınız yuva, bölge, şehir, ev, neyse, nerede yaşıyorsanız orası da Kuzey Ay düğümümüzü ilgilendiriyor. Güney Ay düğümümüzü pardon. Şimdi orada da Güney Ay düğümünün olduğu yerde kriz vardır. Miadını doldurmuş olaylar vardır. Dolmuş, taşmış bir yerdir. Yani artık oranın boşaltılması gerekiyordur. Ve geçmişle alakalıdır. Yani o geçmişi bir temizlemen gerekiyor. Geçmişle uğraşmaman gerekiyor daha doğrusu. Denilen yerdir. Şimdi sizin burada yönünüzü nereye çevirmeniz gerekiyor? Tabii ki işte kariyer, statü konularına çevirmeniz gerekiyor. Şimdi ev taşımak, yeni bir yaşam alanı oluşturmak, ailede kayıplar, ailedeki krizleri çözmek, geçmiş mevzularla uğraşmak bir kere 2022'nin ana gündem maddelerinden. Yani yaşam alanınızda, evinizde değiştirilmesi gereken bir şey var. Ya bunu böyle büyük bir şekilde yaparsınız, yani o evi satıp ben yeni bir ev aldım, ya da işte ev sahibimle sorun yaşadım, başka sözleşmemiz bitti, ben başka yere taşınıyorum, ya da ben bu şehirden sıkıldım, artık bambaşka bir yerde yaşayacağım demenizi istiyor zaten. Bu size yaptırır. Bir de aile büyüklerinizle alakalı sorunlarınız olabilir, ya da onların sağlık sorunları olup onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Şimdi Güney Ay düğümü Plüto'yla, işte Satürn'le, Ay'la özellikle
kavuşum yaptığında gerçekten o dönemler böyle krizli, sancılı geçiliyor olabiliyor. Özellikle önemli çünkü köşe evden geçiyor. Dördüncü ev aile büyüklerimizi gösteriyor. Aile büyükleriyle alakalı bir sorun olabilir ya da beraber ortaklaşa bir iş yapıyorsanız aile büyüklerinizle, aileden biriyle, eşinizle o işlerde de sorun çıkabileceğini, yani paranın dahil olduğu işlerde de sorun çıkabileceğini gösteriyor bu geçiş bize. Şöyle, konumuz hayatınızı değiştirmek. Yani hayatınızı, itibarınızı, statünüzü bambaşka bir alana taşımak. Çünkü Uranüs zaten bunu farklı sıra dışı bir şekilde yap diyor. Ama Aslan da sabittir. Aslanın da o sabit kafadan, sabit, stabil durumdan, o konfordan çıkmaya gönüllü olması gerekiyor. Bunu boğalara da söyledim. Konfor çürütüyor biliyorsunuz ki. Konfor alanımızı terk etmek, yeni yerler, yeni şeyler keşfetmek için, daha hızlı yol almak için ilk kural bunu bırakmak. Çünkü Uranüs, ben hep söylüyorum, tutunduğun her şeyi bırak diyor zaten en tepede. Yani burada büyük bir dönüşüm seni bekliyor. Büyük bir değişim seni bekliyor. Fırsatı da 2022'de veriyorum zaten. Ya bunu kullan ya da kullan. Yani bu evliliğinizle ilgili sonlanmalara sizi götürebilir mi? Evet, götürebilir ama hayırlı bir sonlanma olur. Yeni başlangıçlara götürebilir. Yani yeni evlilik kararları belki sizi aldırtabilir. İşte bu ev yuva değişimi de bununla ilgili olabilir. Artık ben evleniyorum. Yuvamdan ayrıldım, annemden babamdan. Yeni bir yuva kuruyorum kendim ama bu şehirde kurmuyorum. Başka bir şehirde kuruyorum. Ya da çok uzaklara gidiyorum. Yurt dışına gidiyorum hatta. Gibi konuların hepsi hayatınızda mümkün. Yaptığınız işin çok farklı bir işini, yani tam zıttını da yapabilirsiniz. Çok farklı, sizden beklenmeyecek işler de yapıyor olabilirsiniz artık bu dönem. Çünkü bu statü alanınızdaki Uranüs size farklı işler yaptırmak isteyecek. 2022'nin ana gündem maddesi ev ve iş konuları olacak. Yaşam şekliniz, yaşam tarzınız olacak sevgili aslanlar. Şimdi Jüpiter balık geçişi var, bir de Jüpiter koç geçişi var. Jüpiter de en sevdiğimiz gezegen, iyi gezegen. Yani böyle bize şansını, bereketini, fırsatlarını sunan, ne istiyorsak, ne kalbimizden ne geçiriyorsak onu veren gezegen. Tabii bunun içinde onun da şartları var, öyle hemen bedava vermiyor bunu. Jüpiter 8. evinizden geçiyor. Şimdi Jüpiter balık 8. evden geçtiğinde o orası başkalarının kaynakları, yani kendi kaynağınız değil. Belki eşin kaynağından faydalanmaya başlıyorsunuz. Yani eşinizin gelir durumu bir anda artıyor ve bundan siz de faydalanıyorsunuz. İşte ayrıldığınız nafaka tazminat almanız gerekiyor. Bunu toplu bir şekilde alıyorsunuz. Toplu paraları da gösterir çünkü. Belki işten ayrıldığınız, işte tazminat alıyorsunuz. Kredi gerekiyor, işte bir ev alacaksınız. Onun için çok kolay kredi buluyorsunuz. Borcunuz var, alacağınız var, onları ödemede ya da almada size fayda sağlıyor yine bu Jüpiter'in buradan geçişi. Belki kronik bir sağlık sorununuz var, ameliyat olmanız gerekiyor. Bunu artık yapıp tamamlayıp bitiriyorsunuz, şifa şeklinde gelişiyor. Biraz tabii buradan geçişi geçmiş konularla da sizi yüzleştirebilir, psikolojik bir ev olduğu için. Aile sırlarıyla belki yüzleşmek, bir mal ayrımı yaşamak şeklinde de bu Jüpiter geçişi gerçekleşebilir. Tabii geçmişten gelen sağlık sorunlarınız varsa onları da bu dönem tetikler, işte hani halletmeniz için. Daha sonra da Jüpiter koça geçiyor. Koça geçtiğinde de eğitim hayatınızda desteklenme artık başlayacak. Seyahat, yurt dışı konuları, yolculuklar, ticari faaliyetler, işte davalarınız varsa bu davalar ile ilgili size geri dönüşler, sonuçlar. Yine evlilik fırsatları, aslanlara da hem boşanma hem evlenme fırsatı tabii ki var. Çünkü onlarla çok uğraşıyor gökyüzü. Hukuksal konularda desteklenme dedim. Bir de eşin akrabalarıyla yapılacak işler ve babayla ilgili gündemler 2022'de ana gündem maddeleriniz olacaktır sevgili aslanlar. Şimdi Satürn tabii geçen yıl da 7. evinizdeydi. Bu yıl da Satürn 7. evden devam ediyor. Şimdi Satürn büyük öğretmen, yani bize böyle sınavlarımızı hazırlayan büyük bir kurul gibi düşünün. O size işte yıl genelinde not veriyor. O notu işte geçer aldıysanız geçiyorsunuz, almadıysanız kalıyorsunuz. Şimdi size Satürn nerede not diyor? İşte ilişkinizde, evliliğinizde, ortaklığınızda, birebir ilişkilerinizde. 2020'den beri zaten
o alanda. Şimdi bu alanda ne yapıyor? İşte sorumlu evlilikleri bir kere bitirir. Çünkü Satürn geçtiği yerde sağlam temeller istiyor. Yani burada bu evliliği ben sınamaya geldim. Bu evliliğin temeli sağlam mı? Önce buna bir bakalım. Ya da ortak ticari bir iş yapıyorsunuz, ortağınız var. Burada sağlam mı? Ben bir buna bakmak istiyorum. Ya da bekarsınız, evlenmek istiyorsunuz. Bunun için karar aldım ben. İşte fırsat var. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Ama burada işte ciddi olmanız, öncelikle ciddi olmanız, kararlı olmanız. Yani bu evliliği ben yaptım. Ya 2 gün sonra sıkılırsam, ya boşanmak istersem, ya ben bu adama güvenmiyorum, ya ben bu kadına güvenmiyorum, ya işte bu evlilikte böyle proje. Bunların hepsini, bu soru işaretlerinin hepsini yok etmek ister burada Satürn. Yani bu soru işaretleriyle devam edemezsin. Satürn orada güven de istiyor. Yani ben bu evliliğe çok güveniyorum, bu ilişkiye, bu ortaklığa çok güveniyorum o diyene kadar sizi orada bir zorlar. Bunun için de sınavlar çıkarır. O sınavları atlatmanız gerekir. Tabii sorumluluklar artar, evlilik sorumlulukları artar. Ortaklıkta belki sizin payınıza düşen kısım daha yorucu olabilir gibi de düşünebilirsiniz. İşte kurallar koyma zamanıdır. Yeni kurallar koyarsınız. Belki işte o dönem birçok çiftin çocukları da oluyor. Yani yeni bir bebek geliyor hayatlarına ve o evlilik öyle güncelleniyor, öyle sağlamlaşıyor. İşte bir aile olunuyor gibi de düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi sorumlulukları ve gerilimleri ikili ilişkilerinizde ve evliliklerinizde sınayacaksınız. Bu dönem biten evlilikler kayıp olarak düşünmeyin. Çünkü Satürn'ün bitirdikleri de çok güzel oluyor. Sonra ödülü çok güzel geliyor çünkü. Ben dediğim gibi birçok aslan zaten hem işinden hem eşinden ayrıldı. Çünkü yaşam planları değişti. Yani öyle düşünün. Sizin artık yaşam planınız değişti. Bu hayat sizden başka yollar, başka yerler istiyor sevgili aslanlar. Satürn'de hala işte 2023'te aslında bu yıl daha çok zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü hem kareler alacak hem de derece olarak ilerliyor zaten. Mart, Ekim gibi, Ekim'de bir karesi var zaten. Ekim'de bir de Mars retro yapacak. 3 ay 2023 Ocağı kadar. Orada da yine 2021'deki Mart ve Nisan ayındaki gündemleri tekrar gündeminize taşıyabilir. Çünkü o konularla biraz yoracak sizi. Ekim'e kadar yapmanız gereken işleri yapıp artık hani bitirmenizi ben tavsiye ederim sevgili aslanlar. Çünkü dediğim gibi 2022 sizin için unutulmaz bir yıl olacak. Yani ben hani geriye dönüp baktığınızda ya ben bu 2022'yi hiç unutamıyorum diyebilirsiniz. Gökyüzü özellikle bu koç geçişinde sizi daha çok destekleyecek. Yani o da yılın ikinci yarısı sevgili aslanlar. Ağzına sağlık. Şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Satürn aslında bizim görmemizi, anlamamızı, öğrenmemizi ve özellikle kabul etmemizi gerektiriyor. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Acaba aslan burcu sabit bir burç olduğu için her ne kadar bunları öğrense bile kabul etmekte daha zorlanıyor, belki o yüzden bir sene daha bekliyor gibi bir yorum çıkabilir mi buradan? Zaten aslanlar yavaş hareket etmeleriyle ünlüdür. Yani o hemen böyle koç gibi birden kalkıp harekete geçmez. Aslan bir bekler. İşte o bekleme süresi sabır olarak da değil. Yani sabır bambaşka bir şey de. Orada bir durmak istiyor. Yani sabitliğinden duruyor aslında aslan. O düzeni bozmamak için. Bir de ego sağlıklı bir egosu var. Hani aslanın gerçekten böyle hani kendine özgüveni, kendine saygısı var şeklinde düşünürsek. Orada hani kendine de yakıştıramam. Ya ben bunu şimdi burada yaparsam bu olmaz, bu bana yakışmaz gibi de davranıyor da olabilir. Çünkü dediğim gibi o biraz da özgüven, yani kendine güvenir. Ben bunu hallederim ya der. Hep öyle bekler yani. İşte sabırdan değil ha. Ben bunu zaten hallederim diyerek. Yani ben bu evliliği kotarırım. Ya da ben bu işin içinden çıkarım. Ben zaten bunu da atlatırım mı diyordur aslan ama öyle değil. Sizin yapamadığınızı kader yaptığı zaman bu sizin istemediğiniz şekilde oluyor işte. Yani olmuyor. Kader yapıyor. Niye bu oldu şimdi diyorsunuz. O işte olması gereken olduğu için. Evet, farkındalık yılımız aslında biz geçen sene başladık, bu sene devam ediyoruz. Kesinlikle öyle. Ve bunu da inşallah en yakın zamanda sonlandırıp inşallah güzel günlere yelken açacağız diyelim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. Görüşmek üzere sevgili aslanlar. Hoşçakalın.